Donanım günündesiniz ve bu videomuzda Huawei'nin kısa süre önce görücüye çıkardığı iddialı tablet modeli MatePad Pro ile karşınızdayız. 12.6 inç değerde oldukça büyük bir ekranı bulunan bu tablet aynı zamanda ince ve şık bir tasarıma sahip. Böylelikle yanınızda da rahatlıkla taşıyabiliyorsunuz. Ürün hem iş hem de okul süreçlerinizde hemen her noktada yanınızda yer alıp size fazlasıyla yardımcı olabilecek bir cihaz. Şimdi detaylarına birlikte bakalım. Huawei MatePad Pro tablet 6.5 mm kalınlıkta ve yaklaşık 609 gram ağırlıkta. Köşelerden yumuşatılmış hatları, dışa doğru hafif çıkıntılı tasarlanan çoklu kamera sistemi ve Huawei Sound teknolojisinin kullanıldığı hoparlörleri var. MatePad Pro tablet, Huawei'nin kısa süre önce İstanbul'da gerçekleştirdiği özel bir etkinlikte görücüye çıkmıştı ve donanım günlüğü ekibi olarak biz de bu etkinlikteydik. Ürünü deneyimleme şansına eriştik. Kendi fikrimi belirtmem gerekirse bu tableti gördüğümde ilk dikkatimi çeken detayı oldukça büyük bir ekrana sahip olmasıydı. Tabii ki ürünü biraz deneyimledikten sonra daha fazlasını sunduğunu anlamam da uzun sürmedi. MatePad Pro tam 12.6 inç ekran boyutuna sahip. Neredeyse bir laptop ekranı kadar büyük. Güzel olan bir diğer nokta ise 120 Hz tazeleme değerini sunuyor olması. Yani yalnızca büyük görüntü değil, aynı zamanda o görüntünün net ve akıcı detaylarla sunulması da hedefleniyor. Sunulan renkler gerçek hayattaki renklerle neredeyse aynı tonlarda. Bu dijital ortamda tasarımlar gerçekleştiren fotoğraf ve video işleriyle uğraşan profesyoneller için de oldukça önemli aslında. OLED teknolojisinin kullanıldığı bu ekran 2560x1600 çözünürlük, 600 nit parlaklık değeri ve 1 milisaniyeden daha az tepki süresi sunarak premium deneyim sağlıyor diyebiliriz. Tabletimizde yer verilen ve beğeni toplayacağını düşündüğümüz bir diğer özellik ise Always On Display özelliği. Evet, bu genellikle akıllı telefonlarda gördüğümüz bir özellikti. Huawei tablet tarafında da daha az pil tüketimi ve daha kolay kullanım için bu detayı es geçmemiş. Saat, tarih ve pil detayı gibi bilgileri görebilir, sunulan görsel seçenekler arasında tercihler yapabilir, hatta kendi fotoğraflarımızı kullanarak da kişiselleştirmeler yapabiliriz. Tabletimiz Huawei'nin Kirin 9000E işlemcisi ile geliyor. 5 nanometre üretim süreciyle hazırlanan bu işlemci 3.13 GHz çalışma hızına kadar erişebiliyor. Ayrıca bu tablette Mali G78 GPU'su var. 24 çekirdekli olan bu GPU ilk kez tanıtıldığı 2020 yılında bir Huawei cihazda yer alan en güçlü GPU olarak lanse edilmişti. Bu detaylara ek olarak tabletimizde 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama değerleri mevcut. MatePad Pro tablet Huawei'nin yeni Harmony OS 3 mobil işletim sistemiyle geliyor. Akıcı bir arayüz var. Ön yüklü olarak işe yarar pek çok oyun ve uygulama sunuluyor ve istenirse dahası için Huawei App Gallery'ye gidilebiliyor. Burada yerli ve yabancı pek çok oyun ve uygulama var. Hatta yerli bankaların resmi uygulamaları da mevcut. Böylelikle finans işlemlerinizi, bankacılık işlemlerinizi de halledebiliyorsunuz. Peki bu tablette Android oyun ve uygulamaları çalışıyor mu derseniz cevabımız evet. Sonuçta Android tabanlı bir işletim sistemi var ve hem Huawei'nin uygulama mağazasına giderek hem de oyun ve uygulamaların resmi web sitelerine giderek uygulama dosyalarını, oyun dosyalarını indirip kurabiliyorsunuz ki buna APK dosyaları da dahil olmak üzere. Bunlara ek olarak Huawei uygulama mağazasındaki G-Space adı verilen uygulamayı da kurabilirsiniz. Böylelikle Gmail'den Google haritalara, YouTube'dan Instagram'a kadar en popüler uygulamaları da tabletinizde kullanabilirsiniz. Huawei bu ürününde sıvı soğutma sistemini kullanıyor. Böylelikle uzun süreli deneyimlerde yüksek işlem gücü gerektiren uygulamaların çalıştırılma süreçlerinde de
aşırı ısınma faktörüyle karşılaşmadık. Tabii büyük bir ekran, güçlü teknik detaylar ve sıvı soğutma sistemini bir arada düşündüğümüzde bu cihazda aynı anda birden fazla uygulamayı da iyi performansla çalıştırabilir ve zamandan tasarruf edebiliriz. Örneğin ekranın bir köşesinden not alırken diğer köşesinde de YouTube'da sevdiğiniz videoları takip edebiliyorsunuz. Gelelim kameralara. Biliyorsunuz çoğu tablette genellikle kamera sistemleri üzerinde çok da durulmaz ama MatePad Pro bunu ortadan kaldırıyor diyebiliriz. Zira arka tarafta üçlü kamera sistemi var ki bu ürün, obje, manzara çekimi ya da arkadaşlarınızla yapacağınız fotoğraf çekimlerinde size fazlasıyla detay sunabiliyor. Genellikle telefonlarda görmeye alışık olduğumuz ultra geniş açılı çekim ve 10x dijital zoom gibi özellikler bu tablette sunuluyor. Video tarafına baktığımızda 1080p 60fps ve 4K 30fps çekim seçenekleri var. Böylelikle arkadaşlarınıza bulunduğunuz ortamı gösterebilirsiniz ya da bir ürün göstermek istiyorsanız detaylıca kayıt altına alıp yine gösterebilirsiniz. Örneğin bir iş gezisine gittiğinizde gezi esnasında bulunduğunuz ortamları, manzara çekimlerini gerçekleştirip yine arkadaşlarınızla detaylıca paylaşabilirsiniz. Tabii ki bu kamera sistemi sizin internet üzerinden yapacağınız ders görüşmeleri ya da iş görüşmelerinde de fazlasıyla işinize yarayacaktır. Ön kameramız ise 8 megapiksel değerde, portre çekim modu bulunuyor, 1080p 30fps video çekim modu bulunuyor. Aynı zamanda bildiğiniz üzere online toplantılarda genellikle ön kamera tercih edilir ve bunu bilen yetkililer de buraya yönelik ekstra hamleler yapmayı da yine ihmal etmemişler. Örneğin toplantı yaptığınız esnada ortamda gürültü varsa yapay zeka desteğiyle bu gürültü seviyesi en aza indirgenmeye çalışılıyor. Böylelikle sesiniz karşı tarafa anlaşılır düzeyde erişebiliyor. Yine göz takibi, kafa takibi ve sanal arka plan oluşturma gibi detayları da yine burada kullanabiliyorsunuz. MatePad Pro tablet, Bluetooth 5.2 ve Wi-Fi 6 gibi gelişmiş kablosuz bağlantı teknolojilerine sahip. Eğer bir gerçek kablosuz kulaklığınız varsa saniyeler içerisinde bağlantı kurabiliyorsunuz. Uyumlu bir internet altyapınız varsa da hızlı bir kablosuz ağ deneyimi elde edebiliyorsunuz. Bu ne işe yarayacak derseniz, haliyle bildiğiniz üzere yüksek boyutlu dosyaları kısa sürelerde indirebilir. Örneğin 4K çözünürlüklü video içerikleri internet üzerinden donma yaşanmadan tüketebilirsiniz. Yine online görüntülü görüşmelerde hem görüntüde sorun olmadan hem de bağlantıda sorun olmadan işleyişleri gerçekleştirebilirsiniz. Tabii hepsi bu mu derseniz hayır değil. Huawei'nin süper cihaz özelliği de var. Bu şu anlama geliyor. Diyelim ki bir de Huawei telefonunuz var. Huawei tabletinizde diyelim ki bir video seyrediyorsunuz ve eşleştirme gerçekleştirdikten sonra tableti kapatıp telefona geçiş yaptığınızda o video kaldığı yerden telefonda devam edebiliyor. Huawei şehir özelliği de burada bulunuyor. Biliyorsunuz bu da güncel Huawei tablet, telefon ve laptop gibi ürünlerinde kullanılıyor. Ekran paylaşımı, aramaların paylaşımı ya da kablosuz olarak sürükle bırak yöntemiyle dosya paylaşımı gibi çalışmaları rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz. Peki verilerin güvenli bir şekilde depolanabilmesi ve istenildiği an ulaşılıp kullanılabilmesi, paylaşılabilmesi tarafında neler yapılabilir diye soruyorsanız burada da Huawei'nin bulut depolama sistemini gösterebiliriz. Tabletimiz 10.050 mAh pille geliyor. Bu pil 40 Watt Huawei Super Şarj teknolojisine sahip ve uyumlu adaptör ürünün kutusunda bulunuyor. Bunlara ek olarak tabletimizde kablosuz hızlı şarj ve ters şarj gibi işe yarar, hatta yeri geldiğinde hayat kurtarabilecek şarj özellikleri de var. Ürünümüz tek şarj ile bir mesai gününü geride bırakmanıza yardımcı oluyor. Şarj adaptörü ufak boyutlarda olduğu için
yanınızda rahatlıkla taşıyabilir. İhtiyaç duyduğunuz anlarda kısa süreli şarj işlemleriyle ekstradan saatlerce kullanım imkanı elde edebilirsiniz. Tabii konu gelişmiş bir tablet olunca kullanılabilirlik tarafında daha fazlasını beklemek normal. Huawei de bunun farkında. Dolayısıyla bize Bluetooth klavye ve kalem desteğiyle birlikte tableti daha gelişmiş detaylarla kullanabilme imkanını da sunuyor. Örneğin şu an elimizde Huawei M Pencil 2022 var. Bu kalemle ekran kapalı olsa bile kısa sürede açıp hızlı notlar alabilir. Ekranda belirlediğiniz bölgeden ekran görüntüsü alarak düzenlemeler yapabilir. Basit çizimler yapabilir, hatta gelişmiş karikatür ve tasarımlar üzerine çalışmalar yapabilirsiniz. Bu yeni kalem kutuda şeffaf ucu takılı olarak geliyor. Bu önceki kaleme kıyasla daha iyi bir çözüm. Zira şeffaf uç, çizim yaptığınız süreçte uç kısmındaki çizim alanını daha iyi görebilmenize imkan sunuyor. Tabii isterseniz ucu değiştirebilirsiniz de. Bu kalemle şöyle bir özelliği de deneyimleyebiliyorsunuz. Diyelim ki bir tasarım üzerinde çalışıyorsunuz ve karşılaştığınız renk tonu çok hoşunuza gitti. O renk tonunu kopyalayıp farklı bir projede de kullanabiliyorsunuz. Açıkçası bu tip işlemleri çoğumuz bilgisayarlarda uzun süredir yaptık, yapıyoruz. Bu tip hamlelerin mobil tarafa, tablet tarafına geçiş yapması da aslında oldukça sevindirici. Kısacası Huawei gelişmiş bir tablet modeliyle karşımızda. Üst seviye performans ihtiyacı olan kullanıcılar için güzel bir örnek. İş ya da okul süreçlerinizde kullanabileceğiniz, fırsatını bulduğunuzda da eğlenceli içerikler tüketebileceğiniz bir ürün. Ürünün 12.6 inç değerde büyük bir ekran ve 120 Hz tazeleme değeriyle geliyor olması açıkçası beni çok etkiledi. Öte yandan ince bir yapıda olması, arka tarafta çoklu kamera sisteminin sunuluyor olması ve kablosuz bağlanılabilirlik tarafında zengin seçenekler sunuyor olması da beğenimizi kazandı.